Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi tek tek seçenekleri inceleyelim sevgili arkadaşlar. A seçeneğinde 2 kök 5 çarpı kök 5 işlemi sorulmuş. Köklü sayılarda çarpma işlemini tek kök içerisinde yazarak yapabiliyorum. O yüzden bunu bu şekilde yazdım. 2 çarpı 5 çarpı 5, 5'in karesi olduğu için bu kök dışında 5 olarak çıkabilir. O halde 2 çarpı 5'ten bunun sonucu 10 olur. O halde doğru oldu. B seçeneğine bakıyorum. 4 kök 3 çarpı 2 kök 2. Kök dışındaki sayıları çarptım. 8. Diğerlerini tek kök içinde çarpıyorum. 3 çarpı 2'den. 8 kök 6 yaptı. O halde bu ifade de doğru oldu. C seçeneğine bakalım. 6 kök 3 çarpı 2 kök 5. Kök dışındaki sayılar 6 çarpı 2'den 12 çarpı kök içinde 3 çarpı 5 oldu. Bu da 12 kök 15 yapar ki bu da doğru olur. D seçeneği kaldı bir tek ama biz yine de onun yanlışlığını görelim sevgili arkadaşlar. 7 kök 3 çarpı kök 3 A seçeneğine benziyor. 7 çarpı kök içinde 3 çarpı 3 oldu. 7 çarpı 3'ün karesi kök içinde. 3'ün karesi kök dışına çıktı 3 olarak 21 oldu. 63 dediğine göre birbirine eşit olmadığından D seçeneği yanlış. Alanı kök 72 birim kare olan dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 2 kök 2 birimdir. Buna göre dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu kaç birimdir? Bir dikdörtgenimiz var arkadaşlar. Alanı kök 72 birim kare. Bir kenar uzunluğu 2 kök 2 birim. Diğerini x diyorum. Dikdörtgenin alanı kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımına eşit. X çarpı 2 kök 2 eşittir kök 72 oldu. X'i bulmak için her iki tarafı 2 kök 2'ye bölüyorum. Bunlar sadeleşti. Buradan x eşittir. Arkadaşlar köklü sayılarda bölme işleminde kök a bölü kök b'yi tek kök içerisinde a bölü b şeklinde yazabiliyorum. O halde ben de bu ifadeyi tek kök içerisinde 72 bölü 2 diye yazdım. Bir de dışarıda 2 var. Onu da şöyle önünde dursun. Bu durumda 1 bölü 2 çarpı kök 72 bölü 2'den kök 36 oldu. Hepimizin bildiği gibi 36 6'nın karesidir. 6'nın karesi de kök dışına 6 olarak çıkacak. 1 bölü 2 çarpı 6'dan bu işlemin sonucu 3 olur. Yani dikdörtgenin diğer kenarı 3 birim olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Altı kök 2 bölü kök 8 çarpı kök 27 bölü 9 kök 3 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar köklü sayılarda bölme işleminde kök A bölü kök B ifadesini tek kök içerisinde A bölü B olarak yazabiliyorum. O halde ben burada birinci ifadede 6 çarpı kök içinde 2 bölü 8 olarak, ikinci ifadeyi de 1 bölü 9 çarpı tek kök içerisinde 27 bölü 3 olarak yazabilirim. Burası 6 çarpı sadeleştirdiğimde kök içinde 1 bölü 4. Bu da 1 bölü 9 çarpı sadeleştirdiğimde 27 bölü 3'ten 9 olur. 1 kök dışına 1 olarak 4 2'nin karesi olduğundan kök dışına 2 olarak çıkar. Çarpı 1 bölü 9 çarpı 9 3'ün karesi olduğu için kök dışına 3 olarak çıkacaktır. Buradan 6 bölü 2 3 çarpı 3 bölü 9 3 ile 9 sadeleşince 1 bölü 3 olur. 3 çarpı 1 bölü 3 3 bölü 3 olduğuna göre bunun sonucu 1 olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar dikdörtgenden farklı kenarlarından birinin uzunluğuna A, birinin uzunluğuna B dersem
Dikdörtgenin alanı bu farklı uzunluktaki iki kenarının çarpımına eşit olacağından A çarpı B'dir. O halde bizim dikdörtgenimize baktığımızda alan 4 kök 6 çarpı 2 kök 12 olmalıdır. Köklü sayılarda çarpma işlemini kök A çarpı kök B eşittir. Tek kök içerisinde A çarpı B olarak yazabiliyorum. Kök dışındaki sayıları çarptım 4 çarpı 2 8. Kök içindeki sayıları da tek kök içerisinde çarparsam 6 çarpı 12 olur. O da 8 çarpı kök içinde 6 çarpı 12'den 72 yapar. 72'yi asal çarpanlarına ayıracak olursam 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3 ve 3'e böldüm 1 oldu. O da 8 çarpı 2'nin karesi, 3'ün karesi ve bir tane 2 olur. 2'nin karesi 2 ve 3'ün karesi oldu. 2'nin karesi dışarıya 2 olarak, 3'ün karesi dışarıya 3 olarak çıkar ve bir tane 2 içeride kalacağından bu sayıları çarptığımda 48 kök 2'yi elde ederim. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Yukarıda verilen ABCD paralel kenarında AH 3 kök 5 santimetre ve AB 6 kök 10 santimetredir. Buna göre ABCD paralel kenarının alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar, öncelikle paralel kenarın alanından bahsedelim. A, B, C, D paralel kenar olsun. A, B kenarına ait yükseklik. D, H. B, C kenarına ait yükseklik. D, K olsun. Paralel kenarın alanı arkadaşlar, taban çarpı bu tabana ait yüksekliktir. Yani A, B çarpı D, H veya B, C çarpı D, K ile bulunabilir. Şimdi sorumuza dönersek AB uzunluğu 3 kök 5 olarak AB uzunluğu 6 kök 10 olarak verilmiş. Paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani AB ile DC eşit. O zaman DC kenarımız da 6 kök 10 santimetredir. O halde paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik olduğundan 6 kök 10 çarpı 3 kök 5 olacaktır. 6 kere 3 18 çarpı köklü sayılarda çarpmayı tek kök içerisinde yazabiliyorum. 10 çarpı 5 diye yazdım. Bu da 18 çarpı kök 50 oldu. 50'yi asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1 oldu. Burada 5 kare var. Yani 18 kök içinde 5 kare çarpı 2 oldu. 18 kök dışına çıkar arkadaşlar. Düzeltiyorum. 5 kök dışına çıkar. 2 içeride kalır. O halde 90 kök 2 yapar. Şimdi seçenekleri incelediğimde B seçeneğine bakarsam 200'ü 100 çarpı 2 diye yazdım. O da 9 çarpı 110'un karesi olduğu için dışarıya 10 olarak çıkacak. Kök 2 olur. Yani 90 kök 2 olur. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Şekildeki ABCD dikdörtgeni 5 dikdörtgensel bölgelere bölünmüş ve bazı bölgeler boyanmıştır. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar, öncelikle biz bu bir kenar uzunluğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani kök 432 bölü 6 burası. 432'yi asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 216. 2'ye böldüm 108. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Buradan 2'nin karesi var. Burada 2'nin karesi var. Burada 3'ün karesi var. Burada bir tane 3 kaldı. Yani arkadaşlar 2'nin karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi çarpı 3. 2'nin karesi dışarıya 2 olarak çıktı. Bu da dışarıya 2 olarak çıkar. 3'ün karesi dışarıya 3 olarak çıktı. Bir tane 3 içeride kaldı. Böyle 6.
2 çarpı 3 6 bununla sadeleşti arkadaşlar. O halde bir kenarın uzunluğu bu tarafta 2 kök 3 oldu. Şimdi diğer tarafa bakalım. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Yani kök 200 bölü 5. Şimdi 200'ü asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 100. 2'ye böldüm 50. 2'ye böldüm 25. 5'e böldüm 5. Ve 5'e böldüm 1 oldu. Burada bir 2'nin karesi. Burada bir 5'in karesi var arkadaşlar. Burada da bir tane 2 kalıyor. 2'nin karesi, 5'in karesi, bir tane de 2 kaldı. Bölü 5. Bu 2'nin karesi dışarıya 2, 5'in karesi dışarıya 5 olarak çıktı. Kök 2 bölü 5. 5'ler sadeleşirse bu da 2 kök 2 oldu. O halde bu parçada 2 kök 2 olur her biri. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam bu dikdörtgenlerden var arkadaşlar. 6 tane. Dikdörtgenin alanı farklı uzunluktaki iki kenarın çarpımı. Yatay olan 2 kök 3, düşey olan 2 kök 2. 2 kök 3 çarpı 2 kök 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, 8 tane de yarım var arkadaşlar. Artı 8 tane de yarım var. Yani 2 kök 2 çarpı 2 kök 3'ün yarısından 8 tane var. O halde burası 6 çarpı 2 12 çarpı 2'den 24 çarpı kök 2 çarpı kök 3 kök 6 yapar. Artı bu 2'ler sadeleşsin. 8 çarpı 2 16 çarpı kök 2 çarpı kök 3 o da kök 6 yaptı. 24 kök 6 artı 16 kök 6 bu da 40 kök 6 yapacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi tek tek bu eşitlikleri çözelim. Birinci ifademiz kök 40 bölü kök 10. Bunu şöyle yazabilirim arkadaşlar. Köklü sayılarda bölme işleminde tek kök içerisinde yazabiliyorum. Şöyle 40 bölü 10 şeklinde. O da kök 4 yapar. 4 2'nin karesi olduğundan dışarıya 2 olarak çıkacaktır. O halde birinci ifademiz doğru oldu. İkinciye bakalım. 6 kök 108 bölü 3 kök 6'ya yapalım. 6 bölü 3 2 yapıyor. Bölmeyi tek kök içerisinde yazabileceğimizi söylemiştik. 108 bölü 6 yaptım bunu da. 2 çarpı kök içinde 108'i 6'ya bölersem 18 olur. 18 9 çarpı 2'dir. 9 3'ün karesi olduğundan kök dışında 3 olarak çıkar. 2 içeride kalır. Bu da 6 kök 2 yapar. 12'ye eşit olmadığına göre bu yanlış oldu. Üçüncü ifademiz kök 20 bölü 2. Kök 20'yi 4 çarpı 5 olarak düşünürsem 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 5 içeride kalır. Bölü 2 oldu. Buradaki 2'ler sadeleşince bu kök 5 olur. Kök 5 kök 10'a eşit değil. O halde bu da yanlış oldu. Şimdi kök 90 bölü kök 2 çarpı kök 5. Dördüncü ifademize birlikte bakalım. Köklü ifadelerde çarpmayı ve bölmeyi tek kök içerisinde yazabiliyorum. O halde bunu tek kök içerisinde 90 bölü 2 çarpı 5 diye yazdım. O da 90 bölü 2 kere 5 10. 90'ı 10'a bölersem 9 kök içinde 9 oldu. 9 3'ün karesi olduğundan kök dışına 3 olarak çıkar. Burada kök 3 diyor arkadaşlar. 3 ile kök 3 birbirine eşit olmadığı için bu da yanlış oldu. Verilen ifadelerden bir tanesi doğru olduğuna göre doğru yanıt D seçeneğidir. Uzunluğu kök 320 santimetre olan bir ip parçası, kök 5 santimetre uzunluğunda eş parçalara ayrıldığında kaç parça elde edilir? Burada arkadaşlar kök 320 santimetre uzunluğunda bir ip kök 5 santimetrelik parçalara ayrılıyor. O halde bunu bulabilmek için kök 320'yi kök 5'e bölmeliyiz. Bölmeyi tek kök içerisinde yazabileceğime göre bunu
320 bölü 5 kök içinde ifade edebilirim. 320'yi 5'e bölersem arkadaşlar 64 olur. 64 8'in karesidir. O halde 8'in karesi kök dışına 8 olarak çıkacağından burada 8 parça elde ederiz demektir. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıda kenar uzunlukları verilen KLM dik üçgeninin alanı ile ABCD dikdörtgeninin alanı birbirine eşittir. Buna göre AB kaç santimetredir? Dik üçgenin alanı arkadaşlar dik kenarların çarpımının yarısına eşittir. O halde alan KLM eşittir. 4 çarpı 6 kök 2 bölü 2'den 6 kere 4 24, 2'ye böldüğümde 12 kök 2 olacaktır. Alan KLM ile alan ABCD'nin birbirine eşit olduğu bilgisi verilmiş. O halde 12 kök 2 eşittir. Dikdörtgenin alanı farklı uzunluktaki iki kenarının çarpımına eşit. Yani AB ile BC'nin çarpımına eşit. O halde bu da AB çarpı 3 yapar. AB'yi bulmak için her iki tarafı 3'e bölersem bunlar sadeleşti. Buradan AB eşittir. 12 kök 2 bölü 3. 12 ile 3'ü sadeleştirirsem 4 kök 2 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. A eşittir kök 2, B eşittir kök 3 ve C eşittir kök 5 olmak üzere kök 240 sayısının A, B ve C türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 240 asal çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye böldüm 120. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. Ve 5'e böldüm 1 oldu. Burası 2'nin karesi. Burası 2'nin karesi. Burada bir 3 ve bir 5 var. 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 oldu. Çarpmayı ayrı ayrı yazabiliyorum arkadaşlar. Öncelikle bu dışarıya çıkanları çıkartalım. 2 tane 2 dışarıya çıktı. Sonra kök 3 ve kök 5 var. 2 çarpı 2 4 yaptı. Kök 3 B. Kök 5 de C. Şimdi burada arkadaşlar 4'ü de A türünden ifade edebilirim. A eşittir kök 2 olduğundan karesini alırsam A kare eşittir 2 olur. 4 2 çarpı 2 olduğuna göre ben de bunu A kare çarpı A kare diye yazıp üslü sayılarda çarpma işleminde tabanlar eşit üsler toplanacağından A üzeri 2 artı 2'den 4 şeklinde yazabilirim. O halde bu 4'ün yerine A üzeri 4 yazabildiğime göre A üzeri 4 çarpı B çarpı C olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda verilen bahçelerden A kare, B ve C dikdörtgensel bölgedir. Birleşik haldeki bahçenin etrafına 2 kök 5 metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre bu iş için kaç adet ağaca ihtiyaç vardır? Şimdi arkadaşlar burası bir kare olduğuna göre bütün kenar uzunlukları eşit. Bir kenar uzunluğu A olan karenin alanı A kare. Eşittir 180. O halde A eşittir karekök 180 olur. Şimdi 180'i asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. Ve 5'e böldüm 1 oldu. O halde 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 5. Yani bu da 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 5 olur. O halde A eşittir. Bu dışarıya 2 olarak, bu dışarıya 3 olarak çıktı. 5 içeride kaldı. Yani A eşittir 6 kök 5 oldu. Bu kenarlar da birbirine eşit olacağından burası da 6 kök 5 olur. Şimdi bunların tek tek kenar uzunlukları lazım değil. Burayı da aynı şekilde 180 olarak düşünürsem şurası da
Aynı şekilde arkadaşlar 6 kök 5 yapacak. Bu da 6 kök 5. O halde 6 kök 5 artı 6 kök 5'ten 12 kök 5 oldu burası. Şimdi çevresine yani etrafına 2 kök 5 metre aralıklarla ağaç dikilecek. O zaman önce çevreyi hesaplıyorum. 6 kök 5 artı 12 kök 5. Bu kenarlardan ikişer tane var. Çarpı 2 dedim. Çevre eşittir. 18 kök 5 çarpı 2'den 36 kök 5 yapar. 2 kök 5 metre aralıklarla ağaç dikilecekse 36 kök 5 bölü 2 kök 5 yapabiliriz. Bunlar sadeleşti. 36 bölü 2'den 18 tane ağaca ihtiyaç var demektir. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Endüstri 4.0. Sanayi devriminin 4. jenerasyonu olarak nitelendirilen Endüstri 4.0, bilişim teknolojileri ile endüstri faaliyetlerini bir araya getirmektedir. Endüstri 4.0, aşağıda ölçüleri verilen afiş üzerinde modellenmiştir. Model üzerinde yer alan dikdörtgen biçimindeki bilgi kutularının büyüklükleri eşit olup, kenar uzunlukları kök 12 ve 3 kök 3 santimetredir. Buna göre bu bilgi kutularının kapladığı alan afişin alanının yüzde kaçıdır? Arkadaşlar öncelikle afişin alanını hesaplayalım. Afiş dikdörtgen biçiminde olduğundan alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımına eşit olacaktır. 9 kök 2 çarpı 15 kök 2. 9 çarpı 15 135. Kök 2 çarpı kök 2 tek kök içerisinde yazabilirim. 135 çarpı kök 2'nin karesi o da dışarıya 2 olarak çıkacağından 135 çarpı 2'den afişin alanı 270 santimetre karedir. Şimdi bunlardan her birinin boyu birbirine eşitmiş. Bir kenar uzunluğu kök 12, bir kenar uzunluğu da 3 kök 3. Bunlardan bir tanesinin alanını bulalım arkadaşlar. 3 kök 3 çarpı kök 12 oldu. Çarpmayı tek kök içerisinde yazabiliyorum. O yüzden tek kök içinde yazdım. O da 3 çarpı kök 36 yaptı. Biliyorsunuz 36 6'nın karesidir. Kök dışına 6 olarak çıkar. Yani bu dikdörtgenlerden birinin alanı 3 çarpı 6'dan 18 oldu. Bizim elimizde toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var bundan. 6 çarpı 18 eşittir. 108 santimetre kare yapar. Şimdi bizden ne istiyordu? Bilgi kutularının kapladığı alan afişin alanının yüzde kaçıdır diye sorulmuştu arkadaşlar. O halde 108 ile 270'i oranlayalım. 9 ile sadeleştirebilirim arkadaşlar bunları. 108 ile 9'a bölersem 12. 270'i 9'a bölersem 30 olur. 6 ile sadeleştirebilirim. 2 bölü 5 oldu. Yüzdeye çevirebilmem için paydasını 100 ve kuvveti haline getirmem gerekir. O yüzden bunu 20 ile genişletirsem 40 bölü 100 yapar. Yani %40 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir.